Metaverse nedir? Metaverse'den arsa alabilir miyim? Nasıl milyoner olabilirim? Vesaire vesaire. Durum öyle bir hal aldı ki, abi yanları kes üstü kalsın demek için berbere gittiğimde bile bu tarz muhabbetlere denk gelebiliyorum. Her yerde blockchain'in ne olduğunu bile bilmeyen Bitcoin bilgeleri var. Öncelikle eğer bir ihtiyar değilseniz, bugün eve geleceğin teknolojilerini anlamak zorundasınız. Bunun bahanesi yok. Sokak röportajlarındaki cahillere mi dönüşmek istiyorsun? Kendine gel. Bunu bir dost tavsiyesi olarak gör, kendini finansal okuryazarlık ve teknoloji konusunda eğit. Öncelikle Metaverse'den arsa almak biraz yanlış bir tabir. Metaverse'den hiçbir şey alamazsınız. Metaverse bir kavram. Metaverse projelerinden bir şeyler alabilirsiniz. Decentraland, Somnium Space, CryptoVoxels, The Sandbox veya daha gerçekçi görünümlü onlarca proje. Bunlar birer Metaverse projeleridir ve bir NFT olarak arsa satın alıp onu satabilir ve projeye göre değişse de onu işlevsel bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki nedir bu kavram? Gerçekten Metaverse gelecek mi? Bundan 10 yıl sonra herkes akşam eve gittiğinde sanal gerçeklik gözlüklerine mi koşacak? Hatta iş yerine gitmemize bile gerek kalmayacak mı? Çünkü bugün Microsoft gibi dev şirketler dahi Metaverse kavramına inanmış durumda ve onlarca verimlilik artırıcı program yaratıyorlar. Şunu kabul etmek zorundasınız. Bir teknolojik devrim olması için yalnızca topluma yarar sağlanması yeterli değildir. Bu devrim büyük bir pazar yeri potansiyeli de taşımalı. Eğer Metaverse devrimi gerçekleşirse büyük paralar dönecek. Teknoloji devleri şimdiden veri yarışına girdi ve nasıl daha fazla veri toplayacağını düşünmeye başladı. Bildiğiniz gibi Mark Zuckerberg şirketinin adını Meta dahi yaptı. Yani bu kavram ciddiye alınması gereken bir kavram. O yüzden filmler üzerinden gidelim. Jim Carrey'nin ünlü filmi Truman Show'u düşünelim. Film bir teknoloji teması içermese de aslında Truman yapay bir dünyada yaşıyor. Metaverse'ü böylesine bir yer olarak hayal edebilirsiniz. Bunun dijital versiyonu. Kusursuz bir şekilde düzenlenmiş evler, biçilmiş çimler, düzgün çalılar ve güler yüzlü insanlar. Böylesine yapay bir ortam tıpkı ultra gerçekçi bir video oyunu gibi insanı kendisine fazlaca çekebileceği için doğru kullanılmazsa zararlı da olabilir tabii. Ancak birçok insanın böyle bir şeye dahil olmasının ardından hayatının bir parçası olması da kaçınılmaz gibi duruyor. Dev şirketler böylesine bir ortama neden bu kadar çok ilgi gösteriyor? Öncelikle Metaverse doğası gereği blockchain kavramıyla özdeşleşse de, yani merkeziyetsiz olarak işitilse de, dev şirketler oyuna dahil olmuşsa, bu merkezi meta evrenlerin de çıkabileceği anlamına geliyor. Yani evrenin içindeki tüm verilerinizin çok da güvenli ellerde olmayacağı anlamına geliyor. Yani Metaverse'e dahil olacaksak kesinlikle merkeziyetsizleri tercih etmeliyiz. Aslında bir şeyi anlatmak istiyorsak her türlü filmle diziyle anlatabiliriz, değil mi? Anlatmak istedikten sonra gerisi kolay. Metaverse kavramını film ve dizilerle anlatmaya çalışıyorsak, bunun için biçilmiş kaftan olan Black Mirror'a değinmesek olmaz. Black Mirror bir antoloji dizisi. Her bölüm birbirinden bağımsız hikayeler içeriyor ama ortak tema gelecek ve teknoloji. Bu çoğu zaman distopik bir havada sunulsa da şahsen teknolojinin geleceğine pek de karamsar bakmıyorum. Distopik bir gelecek hikayeleri hiç şüphesiz yapıma estetik ve ilgi çekici bir hava katar. Black Mirror'daki de biraz o boyut. 2011'deki bir Black Mirror bölümünde ana karakter ekranda böyle avatarlar görüyordu. Mark Zuckerberg'ün geçen yılki Metaverse yayınlarındaki avatar modelini çok andırıyor. Black Mirror yıllar evvel birçok sağlam öngörüde bulundu. Metaverse kavramını ilk duyduğumda aklıma direkt USS Callister bölümü gelmişti. Ezik bir yazılımcı, canını sıkan çalışanlarının DNA'ları yardımıyla onların yazılımsal versiyonlarını yaratır. Oyun içi karakter gibi ama aslında aynı kişi. Bir çeşit klon diyebiliriz yani. Abimiz her gün eve geldiği zaman bu klonlarla oluşturduğu kurgusal evrene giriş yapar ve orada zaman geçirir. Burası ona büyük bir özgürlük ve eğlence ortamı sunar. Bu yapımda uzay gemisinin alınıp satılabileceği veya çeşitli gezegenlerin satın alınıp bir NFT olarak pazarlanabileceği bir ortam vurgulanmamış. Fakat Metaverse kavramının temelini anlamak için oldukça güzel bir bölüm.
Metaverse kavramını oyunlar üzerinden anlatmak aslında en basiti. Bugün hali hazırda NFT oyunları, hatta ultra gerçekçi NFT oyunları piyasada mevcut. Henüz her gün girip keyifle oynamak için alışamadık. Yani adapte olamadık. Ancak ileride çok daha iyi işler ve hatta gerçek hayatla oyun kesişimi, belki hem işlerimizi halledebileceğimiz hem de bir yandan eğlenebileceğimiz bir meta evren pazarlanırsa, hayatımıza enjekte olması çok daha kolay olur. Oyun demişken aslında bugün Fortnite en büyük meta evrenlerden biri olarak görülüyor. İleride bunu daha da geliştirip belki de VR versiyonunun çıkarılması, kostümlerin gerçek anlamda alınıp satılabilmesi veya oyun içi bazı ekstra finansal detayların eklenmesi ileride işleri daha da ciddileştirebilir. Black Mirror'ın son sezonunda gelişmiş bir dövüş oyunu oynamak için iki yakın arkadaş bir ürün alır ve bunu VR gözlük geçirircesine kafalarına yapıştırırlar. Bu teknoloji karakterlerini birebir hissedip oynatma şansı sağlar. Bunlar dövüşmekten çok başka bir şey peşindeler ama her neyse. Buradaki ortamda aslında bir meta evren. Dediğimiz gibi bu işin sadece eğlence tarafı kesinlikle yeterli değil. Programcılar, geliştiriciler ve blockchain yatırımcıları işleri ciddileştirmek istiyorlarsa, bu işi finansal anlamda da kullanıcıyı tatmin edecek bir şekilde sunmalılar. Böyle bir ortamda kullanıcının hayatının tümünü sanal dünyaya taşımaması için çok az neden olacaktır. Matrix'in çıktığı dönemde internet yeni popüler oluyordu. Hatta biz insanların bilgisayarları kafamıza geçirmeye bu kadar istekli olacağını kimse tahmin etmiyordu. Buna rağmen film resmen Metaverse kavramına ışık tutuyor. Bu film ve kavramımız arasındaki bazı benzerlikleri dillendirmemiz gerekirse, her ikisinde de sanal bir dünya var. Bu dünyaların kendi kural ve kavramları var. Artırılmış gerçeklik sayesinde Matrix evreninde insanların gerçek bilinçle gerçek olmayanın farkını ayırt edememesi göze batıyor. Metaverse için bu biraz uçuk kaçsa da tamamen alakasız değil. Yani Metaverse kavramını temel seviyede anlamak çok da zor değilmiş, değil mi? Ancak bunun avantajlarını, dezavantajlarını, Metaverse'ü fırsata çevirmenin mümkün olup olmadığını, bu dünyaya nasıl dahil olabileceğimizi öğrenmek ileri seviye bir iş. Bunu tek bir videoda anlatamayız. Bunun için koca bir kanal açtık. Siz de bu konulara meraklıysanız, yalnızca bunlar da değil, videonun başında bahsettiğimiz blockchain veya NFT gibi kavramları derinlemesine öğrenmek istiyorsanız, sizi 7/24 blockchain kanalımıza davet ediyorum. Reklam falan değil, benim de istekli bir şekilde dahil olduğum bir proje. Hiçbir karşılık beklemeden sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bilgilenmek ve cehaletle savaşmak da ülkeye hizmet etmenin bir yoludur. Kanala abone olarak bilgilenme yolculuğunuzun ilk adımını atabilirsiniz.